Muharrem İnce'nin de iddiası var. E, Muharrem İnce diyor ki 10 Nisan'da bir şeyler olacak dedim. E, biliyor musunuz ne olacak? Yıkılacak. Siyasi deprem olacak. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak, kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak, utanacaksınız. E, CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik bir şey söylemiyorum. Yarın konuşacağım onu yarın diyor. Tabii. Yani 10 Nisan için yarın. Tabii yani şey yani. Aa, ve şöyle eleştirisi var aslında bütün e, altılı masa e, liderlerinin Kılıçdaroğlu dışında e, zikredip e, Ey Kılıçdaroğlu seni kabul ederim ama ne bana ne vereceksin diye onların sorduğunu iddia edip karşılığında işte Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Çok, çok net. E, en sonunda da Meral Hanım'ı masaya geri döndürmek için formül lazım. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş size de verdik Başakarım. Cumhurbaşkanlığını. Yeter, yeter ki beni aday Başakarım. yapın. Bak. Evet. CHP'liler, sözüm ona hareket gazeteciler, CHP'ye yakın insanlar Sadullah Ergin'e itiraz ediyorlar. Niye? FETÖ döneminde Adalet Bakanı'mış. Bu adamın FETÖ evlerinden yetişmediğini biliyoruz ama o dönemki Adalet Bakanı olması hasebiyle bunu söylüyorlar. Değil mi? Güzel. Tamam eleştirme hakkı çok doğal. Eleştir. Ama aynı dönemde başbakanlık yapmış. Aynı dönemde İzmir casusluk kumpasının mimarlarından Ali Babacan'a niye sesiniz çıkmıyor? Hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak devlet yönetecekler bunlar. Bakın hesaba göre Kılıçdaroğlu seçilirse diğer 7 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla mutabakat içinde her kararı alacaklar. Hatta KHK'ları böyle iade edecekler. Mesela Sadullah Ergin seçilirse Deva Partisi'ne istifade edip Deva Partisi'ne geçecekler değil mi? Mecliste o şekilde oturumda bulunacaklar. Diğeri yani babacan ki babacan balyoz Ergenekon davasında yargılanan herkes masum değildir. Bir daha şöyle elden geçirmek lazım diyen, bu kampanya sürecinde bunu söyleyen, KHK'ları da al alacağız diyen söz veren Davutoğlu ile beraber, <laughs> Kılıçdaroğlu ile beraber ya KHK'ları alacağız. Baş danışmanı Recep Recep diye bir eski asker açık söyledi. 5400 e, yargıçtan, FETÖcü hakim savcıdan Yaşı tutanları geri alacağız dedi, askerleri de alacağız dedi. Ya Sayın Bay Balbay Bal Bay veya CHP'ler, siz daha o günlere hazır olun. Merak etmeyin ama siz oturup kenardan eleştirirsiniz, iki sistem tweet atarsınız. Merak etmeyin ama onlara söylüyorum, 15 Temmuz'dum, 15 Temmuz'da onlara karşı en kahramanca mücadeleyi vermiş bu millet. Size yemin ediyorum yine o gün bu millet, bu ülkeyi savunacak. Siz kenardan oturup yine. Çar, çar, çar konuşacaksınız. Evlerinizde oturacaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben bunu biliyorum. Çünkü niye? Sizin FETÖ veya PKK diye bir derdiniz yok. Bak burada Sadullah Ergün üzerinden sözüm ona bir takım isimler. FETÖ'cü bu işte şuna kumpas kurmuş. Kardeşim kumpasın babasını kuran adamlar Cumhurbaşkanı yardımcısı. Devlet yönetecek diyorum. Yani yarın KHK'lar alınırken devlete iade edilirken bunlar imza atacaklar.